Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda kısaca tevekkül üzerine duracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Pek çok kötü düşüncenin sebebiyet verdiği vehim ve hayallerden her insan etkilenebilir. İnsanın gönlü kendine acı verecek şeylerden durmadan korkar ve başına her an kötü bir şey gelecek vehmiyle tedirgin olursa bundan hem fiziksel hem de psikolojik olarak bulumsuz yönde etkilenir. Bundan kurtulmanın en etkili yolu sahih bir tevekkül anlayışıdır. Bedeni ve kalbi olarak vehim ve saplantılardan kurtulma adına gereken tedbirleri almak, sebeplere riayet etmek, arkasından da Allah'a tam bir itimat ve güven ile tevekkül etmek bahsini ettiğimiz tarzda kötü düşüncelerin insanı etkilemesini engeller. Allah böyle bir kulun bu tür vehimlere kapılmasının önüne geçecektir. Yüce Allah şöyle buyurur: Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Talak suresi 3. ayet. Allah kendisine gerçek manada tevekkül edeni sabahleyin yuvalarından aç çıkıp akşama doymuş olarak gelen kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırır. Rızkı temin etmek için Allah'ın istemediği tarzda bir hayata talip olmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Tevekkül insanın kendisine yetecek rızkına çok önemli bir vesiledir. Bu durumda rızkını kazanmış bir insanın da mutlu olacağı açıktır. Haline Allah'ın yettiği ve onu rızıklandıracağı müjdesini verdiği bir kimse büyük bir rahatlık, manevi sevinç ve neşe içinde olacak, hayatı da huzurlu geçecektir. Allah'a tevekkül etmeyip sebeplere çatan nice insanların günümüzde bulundukları yer ya hapishanedir ya da hastane kalbine manen güç veren yıkıcı hadiseler karşısında sarsılsa da düşmeyen mütevekkil kimseler kederden uzak huzurla bir hayata doğru emin adımlarla yürümüş olurlar. Rabbim gerçek manada sebeplere riayet ederek Allah'ın emir ve yasaklarına uymayı, dünya hayatımızda sebepleri yerine getirerek yanlış işlere girmemeyi, Yaptığımız işleri çevremizde, arkadaşlarımızla, ailemizle istişare ederek doğru karar verebilmeyi bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.